Merhaba. Johannes Vermeer'in İnci Küpeli Kız isimli tablosuna bakmaktayız. Resim 1665 yılında yapılmıştır. Eser günümüzde La Haye'de Maitris'te sergilenmektedir. Aslında bu eserin tanınırlığı ve bilinirliği 20. yüzyıl sonlarında olmuştur. Vermeer 1632-1675 yıllarında yaşamıştı. 1632'de Hollanda'nın Delft şehrinin küçük bir kasabasında dünyaya gelmiştir. O dönem Hollanda altın filamen çağını yaşıyordu. Sanatta oldukça ileri seviyedeydiler. Hatta sadece sanatta değil, ticarette de oldukça gelişmişlerdi. Orta gelir düzeydeki insanlar dahi çok çalışarak zengin kesimin ulaştığı imkanlara ulaşabiliyorlardı. Vermeer'in tablolarında da bu etkiyi görebiliriz. Zira Vermeer tablolarında günlük hayatı yansıtır. Gündelik hayatın içindeki kadınları resmeder. Kadınları nü bir şekilde değil, daima meşgul ve bir iş yaparken görürüz. Çünkü o dönem insanlar çok çalışarak zengin kesimin ulaştığı imkanlara ulaşmaya çalışıyorlardı. Bu süreçte sadece erkekler değil, evdeki kadınlar da devamlı meşguldüler. İnci Küpeli Kız'a dönelim. Bu tablodan bazen Hollandalı Mona Lisa diye de bahsedilir. İki tabloda da çok belirsiz bir arka fon görmekteyiz. Büst boyutlarında kadın portreleri görülüyor. Ama bu sizi yanıltmasın. Çünkü İnci Küpeli Kız bir portre değildir. Mona Lisa bir portredir. Ancak İnci Küpeli Kız için aynı şeyi söyleyemeyiz. Bu resme Troni deniliyor. Yani belli bir insan tipinin temsili, simgesi anlamına geliyor. Bu tablo egzotik bir insan tipinin benzetmesi galiba. Çünkü esrarengiz bakışlarla karşı karşıyayız. Tablodaki kadının kim olduğu bilinmiyor. Belki de tabloyu bu kadar meşhur yapan şey budur. Tablodaki ışık kullanımının inceliği büyüleyici. Sol taraftan gelen bir ışık var. Bu ışıkla incinin yansıtıcılığı boynunun karanlığına çevriliyor. İnci Küpeli Kız'ın güzel yüzünün hatları yumuşak. Mavilerle altın renkler arasındaki uyuma bakıyoruz. Vermeer bu tabloyu oluştururken çok yavaş çalışmıştır. Çünkü kullandığı teknik çok zahmetlidir. Zamanın geçişini gölge ve ışıklarla yansıtmaya çalışmıştır. İnci Küpeli Kız kapıdan tam çıkacakken aklına bir şey gelmiş de söylemeye çekiniyormuş gibi bize bakıyor. Acaba ne söyleyecekti diye merak ediyoruz. Ama Vermeer bizi merakta bırakıyor. Bu resim barok üslubuyla yapılmıştır. Sanat tarihine bıraktığın bu başyapıt için teşekkürler Vermeer.